Bu kez Antika AŞ'de hem antikalar hem de çağdaş sanat bir arada. Burada yine 18. yüzyıldan sev vazoları kendi parlak mavi, işte o hep bildiğimiz o parlak mavileriyle birlikte, bunların üzerinde iki tane zarif kuş var. İki yanında ve hemen ortasında yine çok zarif bir saat söz konusu. Arkalarına baktığımızda ise Abdurrahman Öztoprak'ın o soyut, akışkan işleri bu güzelliklere fon olmuş. Ve bu taraftaki buraya geldiğinde ise bu sefer serv, yani 19. yüzyıldan olduğunu tahmin ettiğim lacivert serv ve üzerinde daha neoklasik tarzı bir takım figürler görüyorum. Ve bunlar o kadar etkileyici ki ve bir araya geldikleri Azade Köker işinin içerisinde yine tarihe referans veren bu zarif insanlarla öyle güzel bir diyalog kurmuşlar ki, hani hem antikalara hem çağdaş sanata meraklı olanlar için bulunmaz bir fırsat bu iki müzayedenin bir arada olması. Buradan ilerlediğinde ise müthiş bir Erol Akyavaş karşımızda. 1980'lerin başında yine kuşatma serilerinin içerisinden olduğunu tahmin ettiğim ama bir yandan da Erol Akyavaş'ın iki ana periyodunun tam geçiş noktasını bana gösteren bir resmi karşımda. Bu bir diptik, yani iki parçalı bir resim. Erol Akyavaş'ın mimari döneminden daha sufi dönemine, yani daha süptil, daha spiritüel bir alana geçtiği bu iki dönemin tam arasındaki bir resim olduğunu düşünüyorum. Üzerine baktığımızda yine Erol Akyavaş'ın alışkın olduğumuz o surları, o bütün kuşatma resimlerindeki o surları, bu sefer surlar biraz daha içinde bulundukları bütünden kopmuş ve soyut formlara bürünmüş ve adeta açık renk, yani bu dünyaya ait olmayan daha süptil bir alanda uçuşmaya başlamışlar. Bunun yanında yine Erol Akyavaş'ın başlıca ilham kaynaklarından olan tabii ki geleneksel minyatür sanatına ait ayrıntılar bütün bunların içerisinde. Fakat bir de şurada öyle bir bitkisel form var ki daha önce Erol Akyavaş'ın resimlerinde hiç görmediğim tarzda büyük bir şekilde dikkat çekici olarak tam ortaya konmuş. Yani böyle renklendirilmeye şuralardan başlamış. Bakın yeşiller, sarılar var ama genelde de daha gümüş renkleriyle biraz daha olduğu gibi bırakmayı tercih etmiş. Bu anıtsal esere baktığında bu adeta Erol Akyavaş'ın sanat hayatının bir özeti. Yani ona ait olan bütün o görsel ikonografinin böyle bir süptil alana dağılmış, sanki Erol Akyavaş'ın bunları esinlendiği yerde tekrar kendilerini var etmişler. Dolayısıyla da buradaki baktığım resimde ben Erol Akyavaş'ın koskoca bir sanat hayatının bir özetini görüyorum. Ona ait bütün ikonografilerle birlikte oldukça etkileyici bir parça.